Cenab-ı Allah diyor ki, 2. surenin 72. ayetinde, bir ceset, ölü geliyor. Ne yapalım diyorlar yani, cesedin canlanması gerekiyor. Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz ve bu konuda birbirinize düşmüşsünüz. Oysa Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. Şimdi ölünün konuşması gerekiyor. Evet. Yani kimin öldürdüğü belli değil. Allah diyor ki, bunun için cesede kestiğiniz ineğin bir parçasıyla vurun diyor. Böylece Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir ki akıllanasınız. Şimdi modern tıpta da kalp durduğunda önce kalp masajı yapılıyor. Eğer canlanması kalbe vuruluyor, kalbin üstüne. Evet. Yani güçlü şekilde vuruluyor, yani yumruk tarzında. Evet. Kalp o zaman birden çalışmaya başlıyor. Maşallah. Bak Kur'an ayeti 1400 yıl önce bu bilimsel gerçeği yeni bulunan bilimsel 1400 yıl öncesinden bildiriyor. Evet. Kalbe vurun diyor direkt darabe. Evet. Vurun kalbin üstüne. Kalp masajına gerçekten pek şey olmuyor ama kalbe yumruk şeklinde güçlüce vuruluyor en son. Evet. O zaman kalp çalışıyor. Çoğu vakada çalışıyor. Kur'an bu gerçeği 1400 yıl öncesinden bildiriyor. Ama hiçbir hoca, alimden siz bunu duyamazsınız, söylemezler. Söylemiyor, ağırlarına gidiyor. Bazılarını. Hepsi demeyeyim de bir kısmının ağırına gidiyor. Firavun'un sülalesinde Marfan sendromu vardı. Firavun'un sayesinde. Böyle parmaklar çok uzun. Evet. Ayak parmakları çok uzun. El parmakları çok patolojik böyle. Kafa yapıları da bir garip. Kalp rahatsızlığı da oluyor. Efendim? Kalp rahatsızlığı da oluyor. Kalp rahatsızlığı da oluyor. Birçok rahatsızlığı var Marfan sendromunda. Fakat Hazreti Musa'yı suyun içinde görünce bakıyorlar acayip sıhhatli ve bayağı da güzel. Çok hoş. Putları Hathor'un onlara gönderdiğine inanıyorlar. Acayip seviniyorlar. Sandık içinde olduğu için hayret ediyor. Çünkü hiç kimse çocuğunu Nil'e bırakmaz. Yani olacak iş değil. Ve tabii çocuk onların bulunduğu yere giriyor. Firavun'un ailesinin bulunduğu yere giriyor sandık. Yani tam o sarayın sahiline geliyor. O zaman tam kanaatleri geliyor. Diyorlar tamam Hathor gönderdi. Bilemediler diyor Cenab-ı Allah. Halbuki diyor o onlar için bir bela olarak geldi diyor Allah. Onu bela olarak gönderdim. Bana da düşman, ona da düşman olan diyor kişilerin yanına gönderdim diyor. Onları helak etmek için gönderdim diyor. Yani özetle. Tevrat Mısır'dan çıkış 2:2'de kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel ve sağlıklı bir çocuk olduğunu görünce onu 3 ay gizledi diyor. Verilen tarihlerde tam uyuyor. Yani Hazreti Musa'nın doğum tarihiyle çocuğun bulunuş tarihi o 3 ay gizlemesi tam uyuyor. O doğumundan itibaren hesap ettiğimizde hakikaten tam Nil'in taşma ve yani saraya kadar suların geldiği mevsim. Suların tam oralara geldiği mevsim. Sandık da tam Firavun'un ailesinin böyle eğlendiği, işte sayfiye yeri gibi kullandığı yerin tam önüne geliyor sandık. Evet.
Kadın onun içinde çocuğu görünce bir de yakışıklı böyle güzel. Çünkü aile hep böyle yamuk yumuk Firavun'un ailesi. Hep hastalıklar. O çocuğu o kadar saatte görünce dayanamıyorlar. Acayip seviniyorlar. Hotor bize gönderdi bunu diyorlar.